girmeye başladı. Bütün güncel web uygulamaları, güncel büyük uygulamalar, sosyal medya uygulamaları, hatta gitti gidiyor gibi bazı vizyon sahibi büyük kurumsal uygulamalarda API kullanmaya başladılar. Bunun yanında bazı bankaların da, bankası gibi, JSON API'leri sunmaya başlayacakları yönünde bazı duyumlar alıyoruz. Ne kadar doğru tabi bilemiyoruz ama yavaş yavaş her şey API'lara dönüyor. Neden derseniz, çünkü web servisleri biraz daha server to server kalmaya başladı. Yani cihazlar arasında değil, yani mikro device'lar arasında, cep telefonlar arasında, smart device'lar arasında değil, server'lar arasında bir konuşma biçimi olarak kalmaya başladı. Web servisleri, SWAP protokolü, network gibi büyük protokoller. Cihazlardan server'a, yani cihazlardan cihazlara iletişim daha çok, daha az data kapladığı için JSON üzerinden olmaya başladı. Android'de de tabii ki JSON'ı kullanmak için, JSON API'lerine gelişmek için kütüphaneler var. Açık kaynak olduğu kütüphaneler var. Bol miktarda. Tabii Spring Framework, Java'nın devasa framework'ı Spring, hemen Android'deki bu ihtiyaçları, talepleri görerek çözümler üretmeye başladı. Bunun yanında Dependency Injection için RoboJS adında güzel bir kütüphane çıktı. Biz bunları kullanarak uygulamalar geliştirmeye başladık aslında isterseniz. Şu an markette RoboJS ve Spring Android kullanan uygulamalarımız var. Onun için de burada aynı zamanda size kod da göstermek isterdim. Vaktinizde el verir mi tam bilemiyorum ama. Şimdi API ile alakalı bazı yerlerde bazı tanımlar var. Ama hepsi doğru mu? Hepsine kadar doğrudur. Ben tam açıkçası emin olamadım. Çünkü API Application Programming Interface ne anlama geliyor? Sanki bir programı bir başka programı kullanabilmesi için bir arayüz sunmak gibi düşünebilirsiniz bunu veya bir programın içerisindeki metotlara, içerisindeki sınıflara başka geliştiricilere erişebilmesi için bazı kütüphaneler, arayüzler açmak gibi düşünmesi çok genel, jenerik bir kavram API. Windows'un bir de API var. Yani o API'ye hedef olarak uygulama geliştirirseniz işin biraz daha kolay olur. Çünkü API aslında işin bir kısmını, belki de büyük bir kısmını, belki de tamamen aslında arka tarafta yapmış olur. Siz sadece o API metotlarını, sınıflarını çağırarak işlerinizi görüyorsunuz. Fakat şimdi burada bir kafa karışıklığı olabilir benim anlatacağım sonuna. Biz acaba Spring Android'in veya RoboJS'in API'lerini mi kullanacağız? Hayır. Spring Android'in veya RoboJS'in API'lerini kullanmayacağız. Biz bunları kütüphane olarak projemize ekleyeceğiz. Şöyle bir dizine atıyoruz bir bu kütüphanemizi. RoboJS, Spring Android, başka neler varmış? Google'ın süper JSON kullanma kütüphanesi JSON. Bunların hepsinin olduğu gerçekten uygulamalarımız var bizim markette de. Çok işlemleri kolaylaştırarak, hızlandırarak kullanmamıza yardımcı olan kütüphaneler bunlar. Şöyle bir QR kod koyduk. Okuyor mu okumuyor mu? Bunu da incelemesi yapmak istiyorum. Cihazlarınız varsa buradan bakabilirsiniz. Spring Android'in dokümantasyon kütüphanesi. Spring'in kendine ait bir dokümantasyon standardı. Kendine ait çok güzel bir şık bir dokümantasyon yapısı var. Geleneksel. Çok güzel anlaşılır şekilde dokümanları var. Buradan okumanızı, buradan incelemenizi öneririm. Biz burada sadece fikir verebiliriz yarım saat içerisinde. Okunuyor mu? Okunuyor mu? Okunuyor diyenler var mı? Okunuyor. Okunuyor, evet. Uzun yapıp da yapınca da okunuyor. Zaten kısaltmasını da koydum. Google Go.gl diye. Oradan da gidebilirsiniz. Çok güzel bir dokümantasyon var. Hatta bakalım internetimizin her yer bir ölçüde orayı açmaya çalışalım. İki tane ana servisi var. İki tane ana sistemi var diyebiliriz Spring Android'in. Bir tanesi RESTful Web Servisleri. Yani bir URL'e bağlı o URL'den data çekmek istiyorsunuz. Güzel. Fakat o datayı siz çekerken size JSON string'i, JSON halinde datalar falan dönsün istemiyorsunuz. Doğrudan dolayı size obje dönmesini istiyorsanız, eğer object oriented programming yapıyorsanız Android geliştirme içerisinde, yani objeleriniz varsa bu size getForObject, getForEntity, postForEntity, postForObject gibi bir takım metotlarla gerçekten de objelerinizi sıkıştırıp yani bir liste koyup
Bunlar doğrudan bilgileri post etmenizi, o posttan gelen bilgiyi doğrudan get etmenizi, yani almanızı, işlemenizi ve bunu listelere bind edebilmenizi sağlayan bir yapı. İçerisinde tabii aynı zamanda marshalling dediğimiz, yani bu objelerin neye dönüşeceğini, gelen sitenin neye dönüşeceğini bilmeniz için marshalling kütüphanelerini kullanabileceğiniz bir yapı da arayı da veriyor. Mesela burada GSAM kullanmışız. Demişiz ki bana gelecek olan dataların hepsi JSON formatında ve Google GSAM bunları objelere çeviriyor. Buna imkan veriyor. Eğer user agent vermek isterseniz, yani logon için server tarafında kim geliyor, server makine geliyor, ne kadar sürede geliyor, ne yapıyor, bunları görebilmek için user agent vermek isterseniz bu şekilde ezmeniz gereken bazı yerler olabiliyor. Yani REST service bütün her şeyde hemen size al bunu kullan istediğin gibi metotları değiştir diye çok basit bir sağlam. Biraz da Spring bari müdahale etmeniz gerekebiliyor. Eşli benzerlerinizi bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Benim bütün sorularım bu arada slide şeyde duruyor. Yani oradan ilginizi çekerse bunu da koyacağım bu akşam. Dependency injection diye bir kavram var bu arada. Dependency injection bağımlılıkları hiçbir şekilde kodun içerisinde kullanmadan farklı taraflardan inject edebilmek veya farklı taraflardan sistemi kendisine bırakabilmek için güzel bir yapı. Burada RoboJuice'in nasıl kullanıldığına dair bir görüntü var. Kendi RoboJuice'in kendi dokümantasyonundan. Onu da şuradan alabilirsiniz. Bu arada Android Annotation adına dönüşüyor yavaş yavaş RoboJuice. Şu şekilde işi hızlandırıyor. Bakın yukarıdan find new bayağı iyi. İşte location manager, get system service. Bu şekilde sürekli bir takım şeyler yaparak, bunun içerisinde bir takım şeyler yaparak hem yukarıda tanımladığımız bilgilerin içerisinde çekmeye çalıştığımız işlemleri yapıyoruz ve bunun bir kod yükü oluyor. RoboJuice direkt bu şekilde inject diyor ve direkt kodun içerisinde, yani hiç bu metodun içerisinde değil de sadece klasörün yukarısında injection kullanarak bildirilebilmesini, bağlayabilmesini sağlıyor. Bizim uygulamamızda da iddia bu uygulamasında çok sayıda form elemanlarının olduğu bir ekran vardı. Orada bunu kullandık. Bir sürü checkbox'lar, checkbox'lar falan doluydu. Dedik ki biz bunu ne yapalım? RoboJuice kullanalım. Tabi RoboJuice hemen al kullan şeklinde olmuyor. Bayağı uğraştırabilir sizi. Onun için ben nasıl yaptığımı size açıklayarak belki yardımcı olabilirim buradan. Bir kere normalde burada sınıfınız, yani ilk aktivitenin sınıf, application'ınızın sınıfını kendiniz extend etmek durumundasınız. Extend ettiğiniz sınıf da şu şekilde Robo Application demeniz gerekiyor. Robo Application'ın sınıfı da işte RoboJuice Application, Robo Application. Eğer bunları extend etmezseniz uygulamanızda bir şekilde injection çalışmıyor. Form aktivitenin kendisi burada. Dikkat ederseniz bu mümkün mertebe Find3 bayağı değil, kullanmadık. Ve hepsini yukarıda bir seferde inject ettik. Bu şekilde güzel, güzel görünüyor olabilir ama sıkıntılarla yaşamanız imkan dahilinde, ihtimal dahilinde şu olabiliyor. Uygulamada çalışıyorsunuz fakat birdenbire şu klası bulamadım, bu klası bulamadım diye hatalar almaya başlıyorsunuz. Ama sorun büyük değil. Yani bir clean yaparak, projeyi clean ederek bunları aşabiliyorsunuz. Performansıza olumlu yönde etkilediğini söyleyebilirim. Tabii burada biz nasıl oldu da bu annotation'ları kullanabildik diye sorarsanız bunlar, yani bu annotation mekanizması mesela BlackBerry'de yok. Java Libre Edition kullanan arkadaşlarımız varsa bu bilgilerde annotation sistemi yok. Yani Java 1.5 ile üzeri uyumlu bir Java ile çalıştığımız için Android ortamında bu annotation sistemi de annotation'ları da kullanabiliyoruz. Annotation'ın genellikleri biliyorsunuz 1.5 ile gelen, Java 1.5 ile gelen yetenekler, onların hepsini kullanabiliyoruz. Bu arada bazı yetenekli araçlardan bahsetmek istiyorum. Elinizde bir JSON var. Size bir müşteri geldi dedi ki, bizim bir API'miz var. Bu API'ye uygun Android uygulaması yazar mısınız? Ve API'ye bakıyorsunuz, API'nin içerisinde size JSON'lar geliyor. Fakat bunları siz bu şekilde kodlamak, JSON içerisinde dönmek, ereğlerin içerisinde falan dönmek istemiyorsunuz. Object Oriented API'yi koruyarak ilerlemek istiyorsunuz. O zaman işte bu aracı kullanabilirsiniz. Bu araç neye benziyor dersin biraz öncesine bakaraktan şöyle bir açıklama da bulunabiliriz.
Web servisinden stab yaratma diye bir olay var. Yani size bir build olabilir. Diyelim ki bu build'da stab yaratır mısın? Ne kullanıyorsunuz? Apache Access kullanıyorsunuz, CXF kullanıyorsunuz. Başka? .NET kullanıyorsunuz, yani .NET de kendisi zaten kod yaratıyor. Yani bir build'da kod yaratma sistemine benzer bir şekilde bu da Java Cluster oluşuyor. Burada tek bir çapasını veriyorsunuz. Ve size zipli halde gerçekten çok güzel bir proje. Kim yaptıysa helal olsun dedim ve ben de Donate'te bulundum biraz. Çok zengin olduğum için. Yok, tamam. Donation yapın mutlaka böyle güzel çalışmaları. Ve bunu da Fionk'ta kullandık. Şimdi üç farklı projede üç farklı taktik oldu. Onu da açıklayayım. Bir tanesinde iddia burada da müşterimizde bir web sitesi var. Yani iddia burada bir web sitesi var. Burada gerçekten profesyonel futbol analizlerine, bilimsel futbol analizlerine dayalı tahminlerde bulunuyorlar. Sadece iddia tahminleri değil bu arada bunlar. Çeşitli iddia haberler de veriyorlar. Ve arka taraftan bundan hiçbir şekilde apileri yoktu. Biz dedik ki bu sitenin mobil uygulamasını alıp kullanırsak nasıl olur? Düşündük yani baştan. Mobil bir uygulama yapalım, ondan sonra bir yıldan bunu çağıralım. Bu iyi bir yöntem mi? Hiç iyi bir yöntem mi? Hiçbiri de önermiyorum. Sabah akşam kadar fon yapamasa da zaten fon gibi ve HTML 5'in 3. kullanılmasına hiç karşı değilim. Her sitenin bu arada mobil uygulaması tabii ki olmalıdır. Ona bir itiraz olur. Ama inanılmaz derecede yavaş çalışıyor ve bütün browser'dan browser'a farklılıklar gösteriyor. Opera'da farklı çalışıyor. WebKit'te farklı çalışıyor. Firefox'ta farklı çalışıyor. CSS 3 özellikle çok sıkıntılı. Dedik ki biz bunu müşterimize diyelim ki JSON API'leri sunar mısınız bize? Ve bu JSON API'lerini oluşturmaları için bizim kendimizi JSON formatı oluşturup müşterimize sunmamız gerekiyordu. O zaman dedik ki, bir, objelerimizi oluşturalım. Mimari tasarımımızı yapalım objelerimizi. Ondan sonra da bu objelerden JSON oluşturalım. JSON oluşturduk, bize sistemin JSON objelerini dedik ki müşterimize bakın, bu JSON objelerinden bize görevler sağlayabilir misiniz? Müşterimiz JavaScript vardı, PHP'ci. Okey dediler onlarda ve bize JSON döndüler. Biz böylelikle ne yaptık? Sadece objekte dizaynımızı yaptık. Dizaynımızdan JSON'a dedik. Müşterimiz dedi ki bu JSON'lardan bize görev döndürür müsünüz? Müşterimiz tamam dedi. Bize o JSON'lardan döndü. Ve biz çok hızlı bir şekilde o JSON'dan zaten elimizde objeleri biz kendimiz verdiğimiz için direkt Google'ın JSON kütüphanesiyle direkt alıp bu sefer JSON'ı objelere çevirdik. Hiçbir şekilde sıkıntıdan çekildi. Çok kısa zamanda bu işte ilerleyebildik kendimizden servis tarafında. Fionk'ta ise biraz daha farklı bir durum. Blog'da müşterimiz zaten servislerini hazırlamıştı. Detaylı ilişkibildiklerinden her şeyi JSON servisleri olarak sunuyorlardı. Onlar da dediler ki bakın bizim API'miz şudur. Bize API'lerimizin görevlerini verdiler. Biz API görevlerini kod ederek baktık ki istediğimiz gibi EA'lerden sonuca ulaşamayacağız. O zaman dedik ki biz bunları objelere çeviririz. Çünkü orada da aslında JSON içerisinde dönen aslında objeler var. Görebiliyoruz yani onları. Bize hiçbir şekilde buna bir liste verilmedi. Yani verilebilir tabii ki. Ama demek ki böyle çalışılmıyor bazı noktalarda. Bize dedi ki bakın JSON objelerimiz bu. Bu uygulamada siz bir şekilde uygulama geliştirin bu JSON API'sinden. O JSON API'sine bir görevler get metoduyla talepler göndererek bize dönen JSON'ları aldık ve buradaki JSON'ı gene koyduk. Buradan bize neler döndü? Java Cluster döndü. Bu Java Cluster'ın hiçbirisine yani şu Fionk'taki şurada görmüş olduğunuz model Package'in altındaki Cluster Java Cluster'ın hiçbirisine oturup elde yapmadı. Hepsini bu proje dinamik olarak oluşturdu. Bu bir taktik. Üçüncü taktik ne? Üçüncü taktik de Hitachi. Biz de kendi server tarafını da kendimiz yazıyorduk. Client tarafını da kendimiz yazıyorduk. Ve dolayısıyla aynı objeleri iki tarafta da kullanabilme imkanına sahiptik. Aynı objeleri iki tarafta da kullanabildik. Bu daha da bizim için rahatlık verici bir yöntem oldu. Sizin başınıza da bunlar gelebilir yani developer olarak. Diyebilirler ki biz bir sosyal medya uygulaması yapıyoruz. Bu sosyal medya uygulamasını nasıl yapalım? Benim önerim ve bizim çabuk ilerlediğimiz yöntem bu yöntem. Müşterinize şunu diyebilirsiniz. Sizin JSON API'niz var mı? Yok. O zaman bakın şu objeleri uygun API yapar mısınız? Mutlaka hareket yapabilir. Bütün dillerde JSON'a yönelik araçlar var, bilgiler var, dokümantasyon her şey var. Her şey JSON'a doğru gidiyor yavaş yavaş.
Bunu isteyebilirsiniz. Veya abiç olan bir müşterinizle çalışmanız çok daha kolay. Jason geldiğinde objeleri çevirip obje koymakla devam edebilirsiniz. Spring Android'in bir tane alternatifi var. Çok güçlü bir alternatifi var. Spring Android gerçekten çok yetenekli. Ama şunu yapıyorum. Asenkron çalışamıyor. Asenkron'un eşit bir client ise, sağ olsun bir arkadaşımız gösterdi, bildirmişti bana bunu. Belki burada da olabilir kendisi. Önerdi. Ben de bir bakayım dedim nasıl olduğuna. Hiçbir şekilde kendiniz sıra takmanıza gerek yok. Async task yapmanıza gerek yok. Sadece bunu çağırıyorsunuz. Ve bu onStack metodunda mesela bir tane yükleniyor. Progress bar diyalog açabilirsiniz. Başarıyla sonuçlandığı zaman tamam, okey dedi. Dataları gösterebilirsiniz. Hata oluştuğunda bir hata oluşum mesajını gösterebilirsiniz. Ve finish olduğunda da progress diyalogu kapatabilirsiniz. Bu şekilde kendisi hazır bir template yapmış. Bunları kullanmak için de Lips dizininde koymanız gerekiyor. Eskisi gibi bu şekilde buradan bu şekilde olmuyor. Yani bu yöntem eskidendi. Android Development Toolkit ADT artık sadece Lips diziminden çalışabiliyor. Yani Lips dizinine koymanız gerekiyor. Bu şekilde koyarsanız çalışabiliyor. Başarılı hiçbir sıkıntı çıkmadan çalışabiliyor. Nasıl? Tam saat 3.30. Sorusu olan var mı? Yok mu? Tamam, ne güzel. Siz dediğiniz bize şey, sonra tekrar library'e gidiyor musunuz? Efendim? Bilse dediniz ya. Evet. Tekrar o... Hiçbir şey yapayım. Lip, diz, eğer uzansın şey, folder adı lipse, kendisi otomatik olarak aldım diyor. Şuraya gidiyor. Android dependencies. Ama adi eğitim gibi güncellemeniz lazım. Asenkron'a da HTTP client. Öneriyorum, çok başarılı gerçekten. Ha, kısa demek ki nasıl kullandığını da gösterebilirim. Bu arada biraz daha object-oriented kullanmaya çalıştığımız için her şeyi main activity'ye gidemiyoruz. Bir tane base activity yapıyoruz. Biz yani şirket olarak dikkat etmeye çalışıyoruz diyelim. Çünkü sorun çok başımıza alıyor. Base activity yapıyoruz. Ve bütün diğer aktiviteler bundan türeyeceği için, bundan türetmeye çalışacağımız için pek çok şey zaten hazır değil. Facebook uygulama açan güzel bir SDK var burada. Facebook SDK'sı. Eğer kişi login ise Facebook'a doğrudan Facebook'tan ne çekmesi gerekiyorsa çekebiliyor. Kişi login değilse ve cihazında Facebook uygulaması varsa Facebook uygulamasına gidiyor. Facebook uygulamasından login ediyor. Kişinin cihazında Facebook uygulaması yoksa gidiyor bir tane ekran açıyor, küçük bir webview açıyor ve oradan login olmasını sağlıyor. Facebook'un SDK'sı, Java SDK'sı süper gerçekten. Ama orada bazı kafa karıştırıcı noktalar olabilir. İşte Facebook'un kendisinde bir uygulama oluşturmanız gerekiyor. Mesela Fiyon'un bir tane Facebook uygulaması var. Oraya developer olarak sizin eklenmeniz gerekiyor. Siz orada developer olarak eklenmeniz bir tane application ID var. Şu şekilde bazı app ID'ler, APK'ler falan gidiyor bir arada. Yani o alt mekanizmasına göre bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor ama onların da dokümantasyonu süper. Yani bugün Facebook ikinci bir internet durumuna doğru gidiyor ve onun için dikkate almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Her türlü uygulamada yakında Facebook login çıkma ihtimali var. Yani en azından öyle görünüyor. Bu uygulamanın tabi aynısının iPhone tarafı da yapılıyor başka arkadaşlar tarafından. Bir de çok, yani şu Android developer dediğinde yüzler yüzler üzüm değil yani. Android'de çok iPhone gördüm. Dikine uzmanlaşmak istiyorsanız eğer diyeceksiniz ki ben Android developer'ım. Bitti. Yani biz onu yapıyoruz şu anda. Yani biz onu da yapıyoruz, bunu da yapıyoruz demiyoruz. iPhone geliştiriciler gerçekten çok iyi tasarım yapıyorlar, çok iyi uygulamalar yapıyorlar. Biz onlara yönlendiriyoruz. Yani bu da bizim tarzımız değil, yöntemimiz. Efendim? Evet, başka bir soru yoksa ben kaçacağım. İstanbul'da. Efendim? Adres. Buyurun. Diyor mu? Google Disk'in de sen objeleri almıyor musun JS'den? Tamam, orası evet, orası biraz karışık. Şöyle. Spring o yörelde bağlantıyı açıyor. Ve o yörelde aslında sizin elinizde size gerek olan şey JSON olacağı gibi XML olabilir.
O zaman spring algoritma diyorsunuz ki Marshall İngilizce'nin XML Marshall'ı. Ama yine spring işte algoritma şunu yapıyor. Yine size obje listesi gönderiyor, obje gönderiyor. Yani aslında yaptığı şey bir tane görevi düzgün bir şekilde bağlanıp o yerden kayıt çekebilmek. Yani siz normal işi client'a da yapabilirsiniz. Ama çok daha design pattern'la uygun ve tasarımı, yani yazılım tasarımı açısından çok daha okunaklı ve düzgün. Dokümantasyon gerçekten çok anlaşılır şekilde. Ama bu kodun diski zaten yapmıyor mu yani? Zaten objeleri şey yapmıyor mu? Ama o karşıdan gelecek olan şey, başka bir marşalın gerektirdiği 3 tane üyeli olan bir tane projemiz olduğunu düşünüyorum. Bir yerden XML gelecek, bir başka bir yerden JSON gelecek, bir başka bir yerden RSS gelecek. Spring Analytics bunların hepsini yönetebiliyor. Güzel oldu soru, teşekkür ederim. İstanbul diyeceğim, arkadaşlar. Kimse süresini de yemedim burada. Kimse süresini de yemedim. Kaçıyorum ben. Var mı başka soru sorun yok mu?